1980 sonrası Türk şiirinin genel özellikleriyle ilgili numaralanmış yargılardan hangileri yanlıştır denilmiş. Bir numaralı bölümde şiir aracılığıyla varoluş sorgulanması yoluna gidilmiştir. Evet bu anlamda egzistansiyelizmin şiirde kendisine yer bulduğu bir dönem diyebiliriz Türk şiirinde. Şiirin şiir dışında bir anlam ve ödevi olmadığı düşüncesiyle hareket edilmiştir. Evet sanat için sanat anlayışıyla bir yaklaşım olmuştur. Bunda tabii ki siyasi gelişmelerin ülkenin içerisinde bulunduğu tarihi durumun da etkisi vardır arkadaşlar. Siyasetten uzaklaşmıştır şairler. Şiir geleneğiyle tüm bağlar koparılmış, yepyeni bir anlayışla şiirler oluşturulmuş. Buna katılmıyoruz. O döneme kadar var olan bütün şiir geleneklerinden yararlanma yoluna gitmiştir şairler. Bu anlamda tam bir faydacılık dönemidir. Demek mümkün. Tek bir anlayışa bağlı kalmamışlardır. Hepsinden yararlanmışlardır. Bu yüzden bunu yanlış kabul ediyoruz bu ifadeyi. Önemli bir ortak şiir hareketi oluşmamış. Evet topluluk bu dönemde kurulmamış arkadaşlar. Bu bilgi de doğrudur. 80 sonrasında biz herhangi bir topluluk görmeyiz, bir ciddi bir hareket görmeyiz. Çok renklilik gösteren değil söyleş ve imgeye önem veren bir şiir oluşturulmuştur demek mümkündür arkadaşlar. Şairden şaire değişiklik gösterdiği için kategorize edilemeyen bir şiir ortaya çıkmıştır demek mümkündür. Çünkü her şair kendisine göre kendi tarzında şiirler ortaya koymuştur. Herhangi bir hareket göze çarpmamaktadır. O zaman yalnız 3 yanlış diyoruz. Cevabımız A olmalıdır. Bu parçada aşağıdaki sanatçılardan hangisinin eserine yer verilmemiştir denilmiş. Şimdi Toz Duman içinde isimli eser kime aittir? Talip Apaydın'a aittir. Esir Şehrin Mahpusu isimli eserimiz Kemal Tahir'e aittir. Kalpaklılar Samim Koca Gözündür. Küçük Ağa'da Tarık Buğra'nın eseridir arkadaşlar. Atilla İlhan'a ait olan eser verilmemiştir. Cevabımız A olmalıdır. Yukarıda birinci grupta verilen eserlerden hangisinin yazarı ikinci grupta yer almamıştır denilmiş. Hemen eşleştirme yapmamız burada doğru olacaktır arkadaşlar. Yoksulluk İçimizde isimli eser Mustafa Kutlu'ya aittir. Mabette Bir Gece Samiha Ayverdi'nindir. Oğlumuz Tarık Buğra'nın, Yaz Yağmur'u da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın eseridir arkadaşlar. Ateş Böcekleri isimli eser Peyami Safa'ya aittir. Fakat burada Peyami Safa ikinci grupta yer almadığı için cevabımız 1 yani A olmalıdır. Servetif'in dönemi eserleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır denilmiş? Şiirlerde olduğu gibi romanlarda da karamsar bir bakış açısı vardır. Evet, melankolik bir duruş vardır arkadaşlar onlarda. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Eserler çoğunlukla acı ve kötü bir sonla bitirilmiştir. Evet, bu melankolizmden etkisiyle olduğunu söyleyebiliriz yine bunu. Romanlarda sosyal meselelere ağırlık verilmiştir. Hayır, sosyal değil arkadaşlar. Bireysel meselelere ağırlık verilmiştir. Çünkü onlar otosansür uygulamışlardır kendilerince. Çünkü kendilerini zora sokacak herhangi bir meseleye girmemişlerdir. Özellikle Tanzimat dönemi sanatçıları kendileri için ibretlik olmuştur. Çünkü birçoğu sürülmüştür arkadaşlar. Örnek Namık Kemal Magosa sürgünü bildiğiniz üzere Vatan Yahut Silistre isimli eserinin etkisiyle sürülmüştür. Cevabımız C olmalıdır arkadaşlar. Burada bilgi yanlışı vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır denilmiş. Arkadaşlar parçamıza baktığımızda Ahmet Mithat Efendi'nin edebi kişiliği hakkında bilgi verildiği dikkatimizi çekiyor. Şimdi Ahmet Mithat Efendi biliyorsunuz Hacı Evvel ilk hoca olarak kabul edilmekte. Halkın öğretici tarafını, öğretici hocası olarak görüldüğü için arkadaşlar bu isim verilmiştir. Bunun dışında yazı makinesi olarak bilinir. Çünkü çok fazla eser vermiştir. 200'ün üzerinde eseri vardır arkadaşlar. Bir akademik kaynağa göre 232'dir arkadaşlar toplamda eseri. Şimdi bu açıdan baktığımızda yazı makinesinin hakkını veriyor bu ifadenin. 5 numaralı cümleye geldiğimizde arkadaşlar, dili oldukça titiz ve özenli bir şekilde kullanan sanatçı denilmiş. Şimdi Ahmet Mithat Efendi çok fazla eser verdiği için, hani yazı makinesi denilecek kadar eser verdiği için dil konusunda biraz e, savruttur diyebiliriz. Yani çok fazla özenli değildir. Çünkü ikinci kez okumaya bile belki de fırsatı olmamaktadır. Çünkü sürekli üretmektedir, sürekli yazmaktadır. E, bu yüzden bunun dışında tabii bir yandan da e, gazete ve dergi çıkarttığını biliyoruz, evini matbaaya çevirdiğini biliyoruz. E, bu yüzden sürekli yazan bir isim, e, ikinci kez okumaya bile fırsatı bu, olmayan birisinin titiz olarak, özenli olarak nitelendirilmesi beklenemez zaten. Bu çok da doğal dönem şartlarında. Bu yüzden cevabımız 5 ve E olmalıdır. Mehmet Akif Ersoy ile ilgili numaralanmış cümlelerin hangilerinde bilgi yanlışı vardır denilmiş. Anlatıya ve övüde dayalı bir şiir anlayışıyla eserler vermiştir denilmiş. Evet, onun şiir anlayışı genel anlamda didaktik şiirdir arkadaşlar. Yani öğretici olma kaygısı güderek şiirlerini yazar. E, bu anlamda İslamcılığı şiirinin merkezine almasının çok önemli etkisi vardır. E, ve tabii ki toplum için sanat anlayışıyla eser verir arkadaşlar. İkinci maddede de belirtildiği gibi ve tabii ki sosyal yaşam anlatır. Özellikle mahalle kahvesi burada küfe isimli şiirlerini daha doğrusu manzumelerini hatırlatmakta fayda var arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. Seyfi Baba'yı da hatırlatalım. Gözleme dayalıdır tabii ki toplum için sanat anlayışındaysak, öğretici olmak istiyorsak, toplumu anlatmaya çalışıyorsak gözlem yeteneği de güçlü olmalı ve realist olmalı. Anlamdan çok anlatım öncelediği manzumeler kalem almıştır denilmiş. Bunu kabul edemeyiz. Onun için önemli olan anlamdır. Çünkü burada öğretici olma hedefindedir e, sanatçımız. Dolayısıyla bu yanlış bir bilgidir. 5 numarayı bu anlamda kenara koyuyorum arkadaşlar. Devamında 6 numarada halkın yaşamını ve değerlerini yansıtan şiirler yazmıştır denilmiş. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Bu da e, halkı öncelemiştir, toplumu öncelemiştir. Cevabımız yalnız B 5 olmalı. Yani cevap B. Şimdi arkadaşlar bu parçada çeşitli noktalar boş bırakılmış. E, Türkiye Devleti'nden sanatçılar aktarılmış. Onları akımlarla eşleştirmemiz isteniyor aslında. Temel malzeme budur. Şimdi ilk olarak verilen isimlere dikkat edelim. Şinasi, hatırlayalım. Ahmet Vefik Paşa. ki Şinasi'nin e, arkadaşlar nedir? La Fontaine'den fabul çevirileri yaptığını biliyoruz özellikle. E, yani klasizm e, akımı etkisindeki isimlerden çeviriler yaptığı. Ahmet Vefik Paşa, direktör Ali Bey yine keza öyle. Molière'in çalışmalarından çevirileri, adaptasyon çalışmaları var arkadaşlar. Dolayısıyla bu isimler nedir? Hangi akım etkisindedir? Klasizm akım etkisindedir arkadaşlar. Bu açıdan baktığımızda A ve D seçeneklerini eleriz. Devamına bakalım. Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Abdülhakamit Tarhan. Şimdi bu isimler bir araya geldiğinde bizim aklımıza bir anlayış, bir akım geliyor arkadaşlar. O akımımızda nedir? Tabii ki Romantizmdir arkadaşlar. Şimdi Namık Kemal'in İntiba ya da Cezmi isimli romanlarında biz tabii ki romantizm akımı, akımından etkilendiğini biliyoruz. Ve bununla ilgili hatta e, bir takım e, Namık Kemal'in e, poetika niteliğinde ifadeler bile ortaya koyduklarını, sanat görüşlerini daha doğrusu ortaya koyduklarını biliyoruz. Devamında yani klasizm ve romantizm şeklinde gelecek arkadaşlar. Boştan baktığımızda. Ne yaparız? B seçeneğini eleriz çünkü realizmle devam ediyor. Ali Siya Uşaklıgil, Ömer Seyfettin, Mehmet Akif Ersoy. İşte ki Mehmet Akif Ersoy dediğimiz kişi sözüm odun gibi olsun yeter ki gerçek olsun diyen bir kişidir arkadaşlar. Ki diğer sanatçılar da zaten öyle. Dolayısıyla onlar da realisttir. Naturalizm kısmından çıkartıyoruz arkadaşlar. Cevabımızın C olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ki Nabizade Nazım, Hüseyin Rahmi Gürpınar Naturalizm etkisinde eserlerini kaleme almışlardır. Cevabımız C. Aşağıdakilerden hangisi bir gazelin matla veya makta beyti değildir? Şimdi makta beyti olabilmesi için yani son beyti olabilmesi için ne oluyor arkadaşlar? Tac beyt dediğimiz yani şairin mahlasının geçtiği beyt olması gerekir. Matla beyit olabilmesi için de ne olacak? Kendi içinde kafiyeli olacak yani biz buna ne diyoruz? Musarra ve diyoruz arkadaşlar. Kendi içinde kafiyeli. AA şeklinde. Şimdi A seçeneği olabilir. Azat eyledi, şad eyledi diyor çünkü. Şemsim, Elhanım diyor. Kendi içinde yine kafiyeli olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında C seçeneğinde aşık diyor. Mahlas geçtiği için makta beyti diyeceğiz. E seçeneğinde aşık olanın ışık odundan nişan gerek, kan gerek dedi. Kendi içinde kafiyeli, musarra, beyt o yüzden matla diyeceğiz. Fakat D seçeneğinde ne mahlas var ne de baktığımızda nehar, döne şeklinde dikkat ederseniz. Ne de musarra, beyt yani kendi içinde kafiyeli diyebiliyoruz. Bu yüzden cevabımız D olmalıdır. Divani lügat Türk ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Türkçenin ilk sözlüğüdür bildiğiniz gibi ve ilk dil bilgisi kitabıdır arkadaşlar. A seçeneğindeki bu yüzden doğrudur. B seçeneğine geldiğimizde aruz ölçüsüyle ve mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmıştır denilmiş. Bu geçerli değildir. Bunu Kutadgu bilik için söyleyebiliriz ama divan-ı Türk için söyleyemeyiz. Çünkü bir sözlükten bahsediyoruz burada. Sözlükte şiirsel bir yaklaşım yok zaten. Tabi örnekler içerisinde var ama kelimeler açıklanırken bazı dörtlüklerden yararlanılmıştır vesaire. Ee, ama bunun konuyla alakası yok yani kitabın yazılışıyla alakası yok ki zaten orada da yine hece ölçüsü ve dörtlükler devreye giriyor arkadaşlar. Bu açıdan baktığımızda bile. Ee, cevabımız B olmalıdır bu yüzden. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır denilmiş arkadaşlar. Şimdi bu parça içerisinde aşık tarzı halk şiiri ile ilgili bilgi verilmiş arkadaşlar. Örneğin İslamiyet öncesinin devamı olduğu vurgusu yapılmış bir numaralı cümlede. İki numaralı cümlede dille vurgu yapılmış arkadaşlar. Açık sade bir dilden bahsedilmiş. Üç numaralı bölümde aslında cevaba götüren bir ifade geçiyor. Aşıklar saz şairi olarak geçer denilmiş arkadaşlar. Burada bir nevi işte bize bilgi verilmiş, göz kırpılmış arkadaşlar. Buradan yola çıkabiliriz. Bu da doğru bir bilgidir. Aşıkların bunun dışında genellikle gezdiği için sıla özlemi, gurbet gibi temaları sıklıkla işlediği belirtilmiş. Klasik konular bunlar temalar arkadaşlar doğrudur. 5 numaralı bölüme baktığımızda ise aşıkların kopuz çaldığından bahsedilmiş. Halbuki bu İslamiyet öncesi şamanların çaldığı bir müzik aletiydi. biz burada kopuz değil arkadaşlar. Ne görüyoruz? Ne, ne görüyoruz? Saz şairi demişti hatta az önce. Saz görüyoruz arkadaşlar. İşte bağlama görüyoruz veya onun bir çeşidi olan. bu çok tabi teknik bir mesele. Çok da önemli değil. Saz ifadesini genel anlamda kullanabiliriz. cevabımız 5 yani E olmalıdır. Burada bilgi yanlışı vardır. Bir romandan alınan bu parça ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez denilmiş. Arkadaşlar bu tarz bir soruda özellikle metnin yoğun olduğu, uzun soluklu olduğu bir soruda kesinlikle önce seçenekler okunmalı, ardından metne birelmemiz daha daha doğrudur. Diyalog tekniğinden yararlanılmıştır denilmiş. Bakıyoruz. Evet karşılıklı konuşma çizgileri yer alıyor. Burada diyalog oldu, olduğu çok açık ve net bir şekilde söylenebilir. Nitelik bildiren sözcükler yer almaktadır diyor arkadaşlar. Burada incelen sık sık asabi titreyişler gibi ifadeler bile aslında bizim için yeterlidir arkadaşlar. Bu nedir? Nitelik belirtmektedir çünkü. Kahramanın duyguları yansıtılmıştır. Nasıl yansıtılmıştır arkadaşlar? Burada özellikle söylenmeye başladığı andan itibaren duygu aktarımı birebir olarak kahramanın ağzından çıkmaktadır. Gözlemci bakış açısı bunun için ne gerekiyor arkadaşlar? En temel anlamda üçüncü tekil kişili bir anlatım gerekiyor ki burada... Bizim bakışlılar mırıldandı gibi ya da yürüdüler tarzındaki yüklemlerimizin üzerinde üçüncü kişili bir anlatım var. Burada tekli olmak zorunda değil tabii ki sadece. Üçüncü çoğul kişi de olabilir. Fark etmez bu arkadaşlar. Yeter ki üçüncü olsun. Üçüncü kişili bir anlatım olsun. Birinci olursa zaten o zaman kahraman bakış diyoruz hatırlatmak için söylüyorum. Gözlemcide artı olarak duygulara yer verilmez. Daha doğrusu iç dünyaya yer verilmez sadece fiziksel anlamda görülebilen, duyulabilen şeylere yer verilebilir. Burada diyeceksiniz ki kahramanın konuşması yer alıyor ama bu söylenmeye başladı dikkat ederseniz. Yani bir iç konuşma değil arkadaşlar. Dışarıdan duyulabilen bir konuşmadan bahsediyoruz. Dolayısıyla gözlemci diyebiliriz. Bilinç akışı yönteminden yararlanılmıştır, faydalanılmıştır ifadesi yanlıştır. Böyle bir durum söz konusu değil. Konuşuyor, söyleniyor arkadaşlar kendi kendisine. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. Bilinç akışı diyebilmemiz için dil bilgisi kurallarına, cümle yapısına hiç dikkat edilmemesi gerekiyor. Ve daha kısa soluklu kesik kesik ifadeler yer almalıdır diyebiliriz. Cevabımız kesinlikle E olmalıdır. Aşağıdakilerin hangisinde verilen şiirin türü yanlış belirtilmiştir denilmiş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda bu açıdan ilk olarak A seçeneğinde pastoral şiir olduğu iddia edilen bir metin verilmiş. Pastora şiir neydi arkadaşlar? Temel anlamda doğayı anlatan, doğanın güzelliklerinden bahseden şiirdi. Yani önceliğimiz doğaydı arkadaşlar. Merkezde bu yer alacak. Fakat A seçeneğinde yazın bitmesiyle beraber insanın içinde oluşan bir takım duygular aktarılmış arkadaşlar. Hazin insanların hazinleşmeye başladığı, geceleri insanın uhrevileştiği ve İnsana yine bir hüznün çöktüğü, iliklerine kadar bir hüznün çöktüğünden bahsedilmiş. Dolayısıyla burada daha çok dua değil de insanın duyguları önemsenmiş arkadaşlar. Bu yüzden pastoral değil, burada lirik şiirden bahsedebilirdik arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız A olmalıdır. <laughs>